Şimdi de İstanbul Gazi Osman Paşa'da sünnet şölenine gidiyoruz. Gazi Osman Paşa Belediyesi 1200 çocuğu sünnet ettirecek. A Haber muhabiri Pınar Özenç Küçükköy Stadı'nda. Pınar, söz sende. Yan tarafa getir, yan tarafa. Yan tarafa getirir misin? Ömer, Ömer. Gazi Osman Paşa Belediyesi gelenekselleştirdiği sünnet şölenine bu yaz tam 1200 çocuğu sünnet ettirecek. Bu vesileyle dinimizin çok önemli bir vecibesi yerine getirilmiş olacak. Pazartesinden itibaren sünnet operasyonları peyderpey yapılacak. Sünnet operasyonu öncesinde Gazi Osman Paşa Belediyesi çocuklara ve ailelerine Küçükköy Stadı'nda bir şölen düzenledi. Yanımızda Başkan Hasan Tahsin Usta var. Detayları ondan alacağız. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir vecibe, dinimizin çok önemli bir vecibe. Sünnet sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Siz de sünnet şölenimize hoş geldiniz. Bugün burada erkekliğe ilk adımını atacak erkek çocuklarımızın sünnet şöleni vesilesiyle bulunuyoruz. 1200 tane çocuğumuzu sünnet yaptıracağız bu vesileyle. Tabii ki Müslümanların açısından önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Erkeklerde 3 tane bayram vardır. Bir tanesi sünnet bayramı, sünnet düğünü. İkinci düğün erkeklerin askere giderken uğurladığımız askerlik düğünü ki kına yakıyoruz o düğünlerde. Üçüncüsü evlendikleri düğündür. Ama en önemlisi artık ailelerin sünnet yapa yapa gelenek haline geldiği ve düğün olarak adlandırdığı sünnet düğününü bugün burada yapıyoruz. Toplu yapmamızdaki gerekçe şu. Burada bazı ailelerimizin 11, 12, 13, 15 yaşına çocukları gelmiş olmasına rağmen bir gerekçeyi de çocuklarını sünnet ettiremediklerini gördük. Hem bu vesileyle hem de çocuklarımızın bu muhteşem şenliği, bu birlikte olma heyecanını yaşamaları açısından düğün olarak bunu kutluyoruz. Ve çocuklarımızı akabinde sünnet ettirerek onları yaz tatiline erkekliğe adım atmış olarak uğurlamış oluyoruz. Bir diğer yanı da bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle Temmuz ayının ortasındayız. Bu çocukların gelecekte bu ülkede 15 Temmuz'u yaşatacaklara karşı sağlam bir duruş ortaya koymalarını, dininin gereğini yerine getirirken vatanının bölünmez bütünlüğünü, bayrağının yerine inmez anlayışını da savunmaları noktasında bir irade ortaya koymaları için de önemli bir adım oluyor. Bugün burada çocuklarımızla birlikte aynı zamanda ailelerimizi, ailelerle birlikte yakınlarını da ağırlıyoruz. Onlarla birlikte çocukların bu heyecanını paylaşıyoruz. İçimizde farklı misafirlerimiz de var. Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Suriye'den olan gençlerimiz de var. Onları da burada bugün ağırladık. Onlar da çocuklar var sünnet yaptırdıkları. Tabii çocukların bu güzel alışkanlıklarını devam ettirmemiz, sadece sünnet olup sünnet olma ihtiyaçlarını karşılamak değil burada maksat. Onlarla burada güzel bir diyalog, güzel bir aidiyet oluşturmak, ailelerle birlikte bu güzel mutluluğu yaşamak diye esas amacımız. İnşallah bunu her sene artırarak, geçen yıl 1000 kişiydi, bu yıl 1200 kişi oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artırarak bu sayıyı tüm çocuklarımızın, ergenlik çağına girmiş çocuklarımızın sünnet merasimlerinde birlikte olmak istiyoruz. Elbette bu coşkuyu biz çocuklarımızla burada yaşadığımız heyecanla birlikte yaşıyoruz ama esas önemli olan bunların bu ailesiyle birlikte yakalamış olduğu atmosferi bizi daha çok mutlu ediyor. Sünnet olmanın ötesinde sanki bir bayram havası bize yaşatıyorlar. Tüm çocuklarımızın bu anlamda erkekliğe ilk adımlarını tebrik ediyorum. Sünnet şölenlerini tebrik ediyorum. Onların gelecekleriyle ilgili önemli bir anı oluşturduğumuzu, önemli bir hatıra oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tüm ailelere de bu anlamda çocuklarını bu kadar önemli bir şekilde sünnet şölenine getirdikleri için de teşekkür ediyorum. Az önce çocuklarla fotoğraf çektiriyordunuz tek tek, hatıra fotoğrafı. O zaten çok yorucu ama çocuklarla ve aileleriyle birlikte fotoğraf çektirip bugün anısına onlara hediye ediyorum. Bizim tabii ki bu kareyi gelecekte görebilmek, hatırlayabilmek adına resimlememiz gerekiyor. Bu zahmette katlanıyoruz. Çocuklarımız için her şeye değer. Onlar bizim geleceklerimiz, umutlarımız. Biz nice 15 Temmuz'lara direnecek çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Onun için de ilk adımını burada onları sünnet yaparak atmış oluyoruz.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Hasan Tahsin Usta. Çocukların bazı sısaklar, kimisi açıkça söyler ama aslında her çocuğun bir sünnet korkusu vardır. İşte o korkunun öncesinde, o stresli anın öncesinde çocuklar burada eğleniyorlar. Hayli keyifli vakit geçiriyorlar. Pamuk şeker ikram ediliyor, yiyecekler ikram ediliyor, tiyatro gösterileri var. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar, yüzleri boyanıyor. Çocuklar burada o sünnet operasyonu öncesinde stres atıyorlar. Hayli eğlenceli vakit geçiriyorlar. Söz tekrar şimdi sizde stüdyoda.